Selamlar YouTube. Bugün bir mobil oyun videosuyla karşınızdayım. Mobil oyun diye özellikle vurgulamamın sebebi beni izliyorsanız, beni tanıyorsanız ben çok öyle mobil oyunlar oynayan birisi değilim. Genelde telefonumu sadece iş için ve sosyal medya için kullanırım. Sosyal medya ve iş benim için aynı şey aslında ama anladınız işte. Bir gün menajerim İlayda'dan şöyle bir ses kaydı geldi. Bir tane oyun çıktı, hatta şu an kapalı betada. Sadece senin denemen için bir telefon yönlendirmek de istiyorlar. Yani bence tam senlik oyun, bir şans verelim derim, ne dersin? Oyunun kapalı betasını deneyimlemem için bana özel bir telefon gönderdiler. Sen yazmadan söyleyeyim, bu video bir telefon reklamı falan değil, sakin. Oyunun adı NBA Infinite, yani anlayacağınız üzere bir NBA ve basketbol oyunu. Allah İlayda'ya dedim dur, Stephen Curry'ye, Stephanie Duri falan diyeceksek telif hakları falan yoksa hiç uğraştırma beni dedim. Yok dedi, öyle değil, sen bir araştır. İyi dedim, o zaman bir araştırayım, bu oyunu kim yapmış bir bakalım. Oyunun yayıncısı Level Infinite, yani Tencent. Ve yapımcı stüdyosu da Lightspeed Studios diye geçiyor. Hani bu PUBG Mobile, Undown gibi başarılı oyunların arkasındaki yapımcı stüdyo. Bir de not düşmüşler, NBA markasını ve birçok lisanslı NBA oyuncusunu içinde barındıran 1v1, 3v3, 5v5 gibi farklı oyun modlarıyla mobil basketbol oyunlarına yeni bir soluk getirmeyi amaçlayan bir spor oyunudur. Bu arada oyun çıktığında hem iOS'ta hem Android'de ücretsiz bir şekilde indirilebilecek, yani herkese açık olacak. Fakat kapalı betası 31 Temmuz'a kadar sadece Google Play Store'da var. Bu süreçte oyunculardan gelen geri dönüşleri toplayarak çıkışı en iyi şekilde yapmak istiyorlar ve hem benden hem de sizlerden geri dönüş almak istiyorlar. O zaman hazırsanız bir bakalım şu oyuna, ama hakikaten güzel geri dönüşlerinizi bekliyorum. Hani sponsorlu içerik, iyi şeyler söylememiz lazım gibi düşünmeyin. Yıllardır güzel bir mobil basketbol oyunu bekliyorduk. Biliyorsunuz diğerleri çok sarmamıştı bizi. Arkadaki ekip çok kaliteli ve bizi dinleyeceklerini söylediler. O yüzden gelin hem birlikte oynayalım hem de geri dönüşler verelim. Siz de mutlaka görüşlerinizi yorum olarak yazmayı, belirtmeyi ve Android kullanıyorsanız da indirip test etmeyi unutmayın. O zaman ben şu oyuna bir başlayayım. Bakalım. Bir dakika, bu oyunun grafikleri böyle mi yoksa tanıtım filmi olduğu için mi böyle? Bir dakika. Şimdi ben telefonumu ekrana yansıttım direkt kayıt programına. Siz daha rahat görün, daha rahat duyun, daha rahat inceleyebilelim diye. Ben de hem bu sayede bu kulaklıktan duyuyorum. Güzel bir giriş ekranı var, az önce de söyledim. Umarım oyunun gerçek grafikleri de böyledir. Luka Doncic'i görüyoruz. Derrick Rose, Donovan Mitchell ve Kevin Durant'ın smacıyla sonuna geliyoruz intronun. 3 soru vardı bu arada. Asya, Avrupa ve North Amerika. Ben Avrupa'yı seçtim tabii ki de. Şimdi 5 isimden birini seçeceğiz. Ben Aaron Gordon'ı seçerim diye düşünüyorum. Bu arada grafikler hani ekranda da çok güzel gözüküyor, telefonda da çok güzel gözüküyor. 95, Aaron Gordon 95 doğumlu muymuş? Burada bize bir eğitici bir şeyler oynatacak galiba. Önce tuşları tabii öğrenmemiz gerekiyor. İşte crossover tuşumuz var. Lan Jrue Holiday ankle breaker attım az önce Aaron Gordon'la ve ilk şutum isabetli. Valla girişte çok sıkmayan, böyle sizi bunaltmayan, kısa ve güzel, yeterli bir eğitim bölümü var. Şimdi bana favori takımımı soruyor. Tabii ki de Los Angeles Lakers ve nickimi umarım başkası almamıştır. Bijan yazacağım. Tamam, oyunda beni mutlaka ekleyin, arada girer oynarız. Çünkü online 1v1, online 3v3 varmış. Birazdan onlara bakacağım da 3v3 varsa... Aman aman. Aha. Aaron Gordon. Aramıza hoş geldin. Kendisi bir NBA şampiyonu. Değerli abim Arda Biçen'in en sevdiği takımlardan bir tanesi olan Denver Nuggets'ın oyuncusu. Şimdi oyuncuların detaylarına mı bakabiliyoruz? Evet, detaylarına bakalım Aaron Gordon'ın. Oyuncularımızı yükseltebiliyoruz. Tıklayayım abi. Rank up. Tamam. Bir oradan bir buradan bakıyorum. Ben en iyisi direkt monitörden bakayım. Tıklıyorken telefona bakıyorum. Aynı karttan bir tane daha koyarak oyuncunun istatistiğini ve seviyesini yükseltebiliyoruz. Ve oyuncuları marketten alabiliyoruz. Aynı zamanda satabiliyoruz. Bayağı bir oyuncu marketi var yani. Market değeri falan yazıyor. Oo! Eyvah eyvah. Benim izleyici kitlesi. Günde 10 saat bu oyunu oynayınca olur gibi. Şimdi aldık bir tane. İstersek otofilleyebiliyoruz. Bir tane koyduk mu yetiyor galiba. Tamam. Şimdi Aaron Gordon seviye 1'den 2'ye çıktı. Ve yeni bir hareket kazandı. O oyuncu yükselttikçe yeni yeni hareketleri de açılıyor. Şimdi Aaron Gordon'ımı ikinci seviyeye ulaştırdım. 74 reytinge kadar yükseldi. Ve bir maça girelim ya. Ben oynanışı, grafikleri merak ediyorum. Direkt 3-3 dereceli girmemizi istiyor. Ranked girmemizi istiyor. Ben hazırım. Başlatalım. Şöyle tıklayayım. Ve direkt maç buldu. Online mı? Yoksa yapay zekaya karşı mı oynuyoruz? Takımımı seçtim. Sanırım online ama.
Ben de sadece Aaron Gordon var abi, seçiyorum. Yanımızdakiler bakalım ne alacak. Rudy Gobert ve Evan Fournier. Yani 63, 69, 74 en yüksek rating bende. Karşımızda da Rudy Gobert, Keldon Johnson ve Evan Fournier var. Yenebiliriz diye düşünüyorum. Biraz üstümde sorumluluk olacak. Ama abi bu... Yani tekrar söylüyorum, ben mobil oyunları çok oynayan, çok hakim olan birisi değilim ama... Bir mobil oyuna göre grafikler inanılmaz görünüyor şu anda. Karvan Ha diye birisi var. Karşımızdakiler de online isimleri falan yazıyor. Baya parktayız şu anda. Hava atışı bizde. Pası verdim. Bakayım, ellerimi şöyle yerleştireyim. Boşum. Boşum. Pas atmıyorlar. Pas. Rudy Gobert beni gördü şimdi. Aaron Gordon içeriye girdi ve ilk sayı. Hocam dikkat. Rudy Gobert orta mesafeye. Oh man. Tekrarını izliyoruz. Yani cidden bunun tekrarını gösterdiler. Benim o güzel turnikemi göstermediler, öyle mi? Hemen geri dönüşler ekliyoruz. Rudy Gobert. Birebir oynadı, sırtını döndü. Fake'ine cevap alamadı, beni gördü. İçeride Evan Fournier. Boşum. Fournier çok geç pas veriyor, bir şey söyleyeyim mi? Ama o zaman Aaron Gordon'la içeriye girip smacı vurdum. Hocam bir de az önceki şutun tekrarı var, benim yok mu hocam? Değerli NBA Infinite ekibi bakın. Maç şu ana kadar beklediğimden de basit geçiyor. Savunmada Keldon Johnson'ı kilitliyorum son 13 saniye. 11 olan da kazanıyor bu arada süre bitmeden. Rudy Gobert çok zor bir turnike attı ama bizim Gobert ribaundu alıp Evan Fournier'e verdi. O da beni gördü. Maç biterken Aaron Gordon'ın özel smacı. 2016 benim hakkımdı dedi. Bu arada 10 sayının 10'u da bana ait. En değerli oyuncu ben olacağım. Ve maç bitti. İlk maç, ilk galibiyet. Aaron Gordon'ın sevincini görüyoruz. NBA Infinite'deki ilk maçımda takımımın bütün sayılarını ben attım. O yüzden bir efsane geliyor diyebiliriz. İşte MVP %83 sahiçi isabetiyle 10 sayı. Ve direkt rütbeme atlıyorum. Hayır. 2-3 galibiyet daha alınca atlıyorum galiba. İyiyiz. Tek başıma yenmişim ha adamları. Şimdi ilk maçtan sonra ikinci level'a ulaştım ve bana Rudy Gobert, Evan Fournier, Eric Gordon, Johnson ve Victor Oladipo'nun olduğu bir kart dizilimi verdiler. 5 tane oyuncu kattım kadroma böylelikle. Aaron Gordon'dan başkasıyla da oynayabileceğim diye. Bu arada Battle Pass sistemi var oyunda. Mesela birinci seviyeyi ben aldım, seviye atladığım için. Buradan gold, altın kazanıyorum. Tabii ki de Battle Pass'i satın almış olsaydım burada farklı ödüller var. Maskot falan alabiliyoruz mesela. Burada da abi Legends Arcade diye geçiyor. 15 elmasa burada bir tane atış hakkı alıyorsunuz. Atıyorsunuz, şansınıza ne gelirse. LeBron da gelebilir. Başka bir şey de gelebilir. Bana 9000 altın çıktı. Oyunda günlük görevleriniz var. Bazı challenge'lar var. Onları yaptığınız zaman oyun size ödül veriyor. Fazladan elmas kazanabiliyorsunuz böylelikle. O kazandığınız elmaslarla ne yapabileceğinizi birazdan göstereceğim. Oyun bize bir mesaj göndermiş. Bir ona bakayım. A Token of Gratitude diye. Kapalı betada oynadığımız için 100 elmas kazandık. Birebir var. Yani elimde çok iyi birebir oyuncusu yok şu anda ama 11'e ulaşan kazanıyormuş. Birebir oynayacağım yine online. Bakalım kimle neyle eşleşeceğiz. Abi oyun beni çok sardı. Bilmiyorum, sizler de düşüncelerinizi mutlaka yorumlara yazın. Bir deneyin derim. Phoenix almış karşımızdaki adam. Abi kim? Oladipo bir ihtimal de ama en iyisi Aaron Gordon ya. Rudy Gobert'le de birebir sürekli sırtım dönük oynarım derken. James Harden geldi 85 ratingde. Girmez. Buradayım. Girmemesi lazım. Abi rebound konusunda ben çok kötüyüm ya. Gerçek hayatta olduğu gibi Harden içeriye girip bir de poster olduk. Ooo, Harden hareketini yapıyor. Şimdi ben James Harden'a karşı, dur hatta şuradan oynayayım. Yani crossover'larının onu geçebilir. Ya Harden'ın savunması da çok iyi değildir aslında. Ama burada bizi kilitledi ve topu kaybediyoruz. Zor oluyormuş yalnız oradan bakarak buradan oynamak. Şöyle deneyeyim. Tamam oturttum. Bileklerimiz kırıldı. Var mı böyle bir şut? Atışında isabet yok, top bizde. Aaron Gordon, tabii James Harden'a göre birazcık daha yavaş ama sırtım dönük oynarsam bir ihtimal sayı bulabilirim. Şöyle bir geriye çekilerek güzel olmak zorunda değil. Yok, Harden'dan bana geçit yok abi, normal turnike bile atamadım ya. Ama rebound'u alıp tamamlıyorum. Bunun tekrarı yok mu? Bakın.
Değerli NBA Infinite, bir kere daha söylemiş olayım. Bence highlight seçici gibi bir şey mutlaka olmalı. Yani Harden'ı durduramıyorum. Hiçbir şey fark etmiyor arkadaşlar. Ben istediğim kadar parmaklarımla hızlı olayım. James Harden. Karşımdaki de Türk galiba ha. Adı da Babaydı. James Harden'la birebir maçımdan sonra bir seviye daha atladım. Artık 3. seviyedeyim. Bu sayede ilk 5'imi oluşturabileceğim. Şu anda ilk 5'imi oluşturma konusunda çok ısrarcı değilim. Çünkü kadrom birazcık kötü. Böyle biraz daha oynayarak, daha iyi kartlar kazanarak ilk 5'imi oluşturup 5'e 5'e öyle geçeyim diyorum. Şimdi sizlere hem daha detaylı anlatayım hem de sizler hiçbir şeyi kaçırmayın diye şöyle bir şey buldum abi. Bir anket yapmışlar kapalı betaya özel. Ve bu anketi doldurduğunuzdaki sorular Türkçe 2 dakikanızı falan alıyor. 777 elmas alıyorsunuz. Evet, ben bir tane daha birebir girdim az önce. Bu sefer dedim Victor Oladipo'yu alayım. Eski Indiana günlerine selam göndereyim dedim. Karşıma Aaron Gordon geldi. Ve ona 4 yeniliyorum. Son 34 saniyesi var. Adam beni hani bomboş bıraksa bile çok bir şey yapamadım. Ya içeriye giriyor sürekli, durduramıyorum abi. Aaron Gordon nasıl dursun Victor Oladipo'yla? Gerçi hata bende de. Yine de bir içeriye ben bir yatacağım. İçeriye yatıp durdurmayı deneyeceğim. Dua edeceğim biraz daha. O da zaten sürekli içeriye giriyor. Baksanıza bak. Tekrar gelecek şimdi. Aaron Gordon. Zıplıyorum ama. Birebir de galiba iyi değilim ya ben. En azından şimdilik. Bir seviye daha atladım. Şu anda 4. seviyedeyim ve koçlar açıldı. Koçlara bir bakalım birlikte. Ne işe yarıyorlarmış, neler yapabiliyorlarmış görelim. 2 tane asistan koçumuz var şu anda. Bir tane de ana koçumuz var. Diğer koçları birleştirerek Mike Brown'un seviyesini arttırıyoruz. Ve bu sayede hem koçumuzun seviyesi yükselmiş oluyor hem de oyunculara daha yararlı oluyor. Şimdi benim 922 tane elmasım var. Bu arada o elmas NBA'in 75. yılına özel yaptığı logoya çok benziyor. Buradan soruyorum oyun geliştiricilerine. Eğer onun için yapmışlarsa müthiş gözüküyor gerçekten. Harika fikir. Şimdi 922-999'luk bir aktif yıldız paketi var. Onu alamıyorum ama Epic Player, hani efsane oyuncu bir tane. Epic oyuncu. Trae Young geldi. İyi. Hiç yok. Ya birinci seviyede 77 reytingi var. Hiç kötü değil. Şimdi Aaron Gordon'u biraz daha güçlendireyim. Aaron Gordon yalnız benim bayağı ana oyuncum oldu ha. Fark ettiğiniz mi? Üçüncü seviye Aaron Gordon'um var hocam. Ben bunu ileride satabilirim. Şu an 76 reytingi var. Şimdi madem Ice Trey takımımıza geldi. Trey Young. Onunla bir üçlük yarışmasına girelim. Eric Gordon'la denedim. Hiç istediğim gibi gitmedi yani. Toplam puanlama sistemi farklı. 120 puan yapmıştım. Ama şimdi Atlanta'nın biricik point guardı olan Ice Trey, Trey Young'la başlıyorum. İlk atışı bir şey söyleyeyim. Zamanlama çok zor. Dur, ekrandan bakarak yapmaya çalışacağım hatta. Çok azıcık minik bir gecikme var ama 25'li soğuk dercesini atıyor Trae Young. Birazcık şöyle monitörün içine girdim. Şu an zamanlamaya biraz daha alıştım diyebilirim. Her şutumuz 10 puan. Ekstra tabii puan alabiliyorsunuz üst üste attığınızda. Ki ilk defa bunu yapabiliyorum şu anda. Şimdiden Eric Gordon'ı geçtim. 180 puandayım. Yeşili atmadan da girdi. Herhalde Trae Young olduğu için ve 7-8 tane üst üste attığım içindir. Bir tane de şansın yardımı olsun. 220 puandayım şu anda. Trae Young 240. Trae Young 280. Ice Trae. Ah, son şut girmedi ama olsun. Yine birebir girdim ben. Dayanamadım Aaron Gordon'u geliştirdiğim için. Karşıma Morant geldi. Bu arada kimin önce başlayacağını rastgele bir sayı belirliyor. O da çok güzel olmuş. Bir tane birebir de galibiyet almak istiyorum. Ama abi Morant de yani süper yıldız gibi süper yıldız geldi karşımıza. Birazdan Greedy dansını yapacaktır diye düşünüyorum. İçeri girmek istemiştim be. Eyvah, şimdi gel savun savunabiliyorsan Morant. Yani birebir bana göre değil ha. Greedy değil, yine dans etti. Birebirle aram çok iyi değil. O yüzden o maçı hiç görmemiş gibi yapalım. Burada mağazayı görüyoruz. Mağazada üst baş alabiliyoruz. Battle Pass için bilet alabiliyoruz. Bayağı düzenleyebildiğimiz şeyler var. Mesela tişörtleri vesaire giyebiliyoruz ki kapalı betaya özel eşyalar da burada oluyor. O yüzden kaçırmamanızı öneririm. Bayağı bildiğiniz parka gidiyorken, basketbol sahasına gidiyorken giyecek. Bu ayakkabı çok iyiymiş yalnız. Başka şut efektleri var. Şimdi ben bunu neden görmedim bilmiyorum. Seviye atladıkça hem oyuncu hem de elmas kazandığımız yerler varmış. 1201 elmas biriktirdim. Sadece bu kartı açabilmek için bir tane aktif yıldız oyuncu gelecek. Kim geliyor Philadelphia'dan? James Harden mı? Joel Embiid mi? Kim? Joel Embiid! Trust the process!
Takımımızı yavaş yavaş geliştiriyoruz. Aktif yıldızlar paketinden Joel Embiid bizlerle birlikte. Philadelphia'nın oyuncusu da birinci seviyesi 80 ratingde. Şimdi Joel Embiid'i almışken bir 3'e 3 girelim dedim. Ya en güçlü oyuncum o. Aaron Gordon bayağı gelişmesine rağmen hala Joel Embiid bir numarada. Yanına Tim Hardaway Jr. geldi. Güzel. Bir tane de böyle point guard alabilirsek ki Haliburton geldi. Güzel. Karşıda Andre Drummond, Tim Hardaway Jr. ve Derrick Rose var. Ah be Derrick Rose. Hepimizin kanayan gülü. Hava atışını bayağı spamledim ama Andre Drummond'a kaptırdık. Şimdi Derrick Rose içeriye girdi. Ben kendi adamımda duracağım. Aslında Andre Drummond'u şutunu boş bırakabilirim ama Tim Hardaway aynı eşleşmesi var orada. İki tane Tim Hardaway eşleşmiş ama rebound bende kaldı. Şimdi Haliburton. Hocam pas. 80'lik Embiid'im var diyorum. Niye inanmıyorsun? Aha verdi. Şimdi tekrar Haliburton. Bir perde yapmaya çalışıyorum ama çok başarılı olduğum söylenemez. Benimle oynayan oyun kuruculardan şimdiden özür dilerim ama Embiid varsa sayı orada demektir hocam. Bana güvenin. Son 10 saniye. Tim Hardaway Jr. geriye çekilerek atışında isabet yok. Rebound. Bizim Tim Hardaway'de kaldı. Son 5 saniye. Süreyi eriteceğim ben biraz. 6-4. Kaçsa bile önemli değil ve NBA'de ilk maçımızı kazanıyoruz. Ve en değerli oyuncu oluyoruz. MVP Beat diyebiliriz hocam. Joel MVP Beat. 80 overall ile 6 sayının 6'sı da bizden geliyor ve rütbe mi atlıyorum? Evet, rütbe. Ben yaklaşık 2 saattir oyundayım ve hiç oyun kurucuyla oynamadığımı fark ettim. Oladipo sayılmaz gerçi ama bu sefer bir Trae Young'ı alacağım. Yanımıza LeBron James ve Rudy Gobert geldi. LeBron'u da ilk defa görmüş olacağız. Bakalım kral dedem bu sefer nasıl oynayacak? Trae Young, Derrick Rose ve Clint Capela yeniriz gibi. Hava atışı bizde mi onlarda mı? Bizde. Süper. LeBron hava atışından sonra direkt içeriye girip smacı vurdu LeBron James. Benim karşımdaki Trae Young da bayağı dribble yapmayı seven bir adam yalnız. Crossover yiyince de kayboluyorsunuz ama LeBron topu çalıp intikamımı aldı. Pas. Bomboşum. LeBron sen nasıl LeBron oynuyorsun? Ben şu adama hangimizin daha iyi Trae Young olduğunu bir göstereyim. Bomboş turnike. Bomboş değil aslında. Trae Young'ın tabii içeriden bitirmesi biraz daha düşüktür ama var mı böyle bir şut? Böyle bir şut yok. Rebound bizde. Öyle değil. Böyle atılır. Trae Young. Bizimki daha ice Trae. 6-2 son 1 dakika. Ben şu karşıdaki Trae Young'a bir trash talk yaparcasına oynamak istiyorum. Bileklerini kırdım. Var mı böyle bir şut? İnanılmaz. Ya hocam benim Trae Young'ım daha iyi artık. Umarım anlamışsındır bu sayıdan sonra. Yalnız adamları büyük ezdik. 11'e 2 ve bir top daha çaldık ama top yine onlarda kaldı. Rebound. Of! LeBron Trae Young'ı blokladı. Yerdeyken diğer Trae'den. Ah. Bir tane daha alabilir miyim diyeceğim ama LeBron'u oynayan adam orada sağdan attı. Artık iyice makara yapıyoruz karşısıyla. Son saniyeye attırmam hocam. Öyle bir şey yok. Evet pas verdi zaten. Ve 11-2 oyun kurucu oynayarak da MVP oluyorum. Trae Young'la birlikte en son ekranda en değerli oyuncu gösteriliyor. Zaten bu maçta o hareketlerden sonra başkası olamazdı diye düşünüyorum. Bakalım ne yapmışız? 7 sayı, 2 rebound, 1 de üçlüğümüz var. Mis gibi. 5. seviyeye ulaştığım için Dynasty Ranked modu açıldı. Yani burada 5'e 5 kendi kadromuzla dereceli maçlar atacağız. Yalnız oyun daha kapalı betada olmasına rağmen inanılmaz hızlı maç buluyor. Evet rakibimiz Philadelphia'yı seçmiş. Güzel bir 5'i var. Eric Gordon, Jalen Green, LeBron, Pascal Siakam, Brook Lopez. Ama bizim kadromuz daha iyi gibi. Yani Joel Embiid, Aaron Gordon, Siakam, LaMelo Ball ve Trae Young. Ya, Trae Young hariç hemen hemen herkes çok uzun diyebiliriz. LaMelo Ball, Jalen Green eşleşmesi boy açısından çok üzülmeyeceğimiz bir eşleşme bizim adımıza. Bakalım Trae Young ve Eric Gordon eşleşmesi nasıl olacak? 5'e 5'te her şeyi ben kontrol ediyorum şu anda. Jalen Green, LaMelo Ball'un üstüne gitti. Pascal Siakam içeriye girdi ama Joel Embiid orada. Şimdi Siakam'la hızlı hücum gelişiyor. Joel Embiid atışı zor girmedi. Rebound Aaron Gordon da benim ana adamım. Bir şey söyleyeyim, bu adam bu takımın MVP'si olur. Maçlar da çok uzun sürmüyor bu arada. Tam kıvamında. Pascal Siakam içeriye girdi. Raptors'ın yıldızı smacı basıyor. Eric Gordon var mı böyle bir şut? Böyle bir şutun olmaması lazım. Rebound Joel Embiid'de kaldı. Şimdi Trae Young. Hızlı hücuma çıkıyoruz. Eric Gordon kalabalığın arasından tek beyaz formayla çıktı Eric Gordon. Pardon Aaron Gordon. Eric Aaron.
Çok fazla Gordon söyledim bugün ama Aaron Gordon hocam selamlar. Koçları ayarladıktan sonra sağ üstten mesela set çizebiliyorsunuz. Ben yüksek üçlük çizgisinin gerisinde pick and roll oynayalım, ikili oyun oynayalım dedim. Çünkü hem Trae Young hem Joel Embiid bu konuda çok iyi bir ikili. Bir de sahayı daha da genişletiyoruz, iyi oluyor. İlk yarının son hücumu bizim adımıza gelecek. Şimdi Trae Young, Joel Embiid'in yandığını görüyoruz. Son 6 saniye. Trae Young, köşede Aaron Gordon, Siakam'ın elinin üzerinden isabetli Aaron Gordon hocam. Şöyle bir saçma bir şey deneyelim bakalım Trae Young'la. Kayarak uzaklardan. Bu iki oldu yalnız. Maç bizim için bayağı kolay geçti. Son 2.19 saniye var. Trae Young orta sahadan ya girerse dercesine. Attık girmedi ama 27-16. Çok rahat bir galibiyet alıyoruz ve maçın en değerli oyuncusu, bu takımın MVP'si Aaron Gordon 7 sayıda. Ben videoyu kapatasıya kadar akşam oldu gerçekten. Çok keyif aldım, mutlaka sizler de bakın deneyin derim. Bu videoya sponsor oldukları için NBA Infinite'e çok teşekkür ederiz. Oyun Türkçe dil desteğiyle birlikte gelecek ve ücretsiz olacak şu anda. Kapalı beta'da mutlaka girin, geri dönüşlerinizi yazın. Bizleri dinleyen bir NBA oyununun olması biz gibi oyuncular için çok çok mutlu edici bir haber. Bu arada Curry'nin o behind the back'i falan da var kendine özel yaptığı. Bayağı güzel olmuş oyun. Daha kart piyasası var. Belli ki biz buna girdik mi full gireceğiz. Beni de eklersiniz. Alper Bicen benim nickim. A'sı ve S'i büyük. Oyunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.